Hayırlı günler bir kez daha, hayırlı Ramazanlar değerli izleyenler. Yeni bir Hayatın Aynası programıyla bugün de karşınızdayız. Bugün israfı konuşacağız. Gerçekten fark etmeden pek çok şeyi hayatımızda israf edebiliyoruz. İsraf olarak kabul etmiyoruz bile bazen. Bunları fark etmeye gayret göstereceğiz. Aynı zamanda gösteriş kültürünü konuşacağız. Gösteriş odaklı bir yaşam tarzı son zamanlarda giderek artış göstermeye başladı. Biz bu yaşam tarzının neresindeyiz, ne kadarına bulaşıyoruz ve bundan kaçınmak için neler yapmalıyız? Dinimizin buna yaklaşımları nelerdir? Hem psikolojik açıdan hem dinimizin gösterdiği yol açısından iki farklı şekilde değerlendireceğiz. İki değerli konuğum var bu konularla ilgili olarak. Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Selide Akbulut ve psikiyatrist Profesör Doktor Salih Battal hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Değerli izleyenler, bugün de çok güzel bir tiyatro oyunuyla karşınızda olacağız. Hemen tiyatro ekibimize dönelim. Hoş geldiniz sizler de bir kez daha. Ne dinleyeceğiz, ne izleyeceğiz bugün sizden acaba? Evet, bugün Ayşe Hanım sizlere güzel bir çalışmamız olacak. Karagöz ve Hacivat bugün müsriflikle ilgili bir örnek sunacak bizlere. Evet, Karagöz ve Hacivat çok kadim geleneksel oyunlarımızdan bir tanesi. Peki bize hem eğlendirip hem hangi mesajları verecekler israfla ilgili olarak birazdan oyunumuza geçeceğiz. Ama en başta konularımızı konuşmaya başlayalım. Şimdi konumuz aslında israf deyince tüketimle alakalı. Ama insanoğlu da tüketmek zorunda. Tüketen bir varlık, fıtraten böyle yaratılmış bir varlık, diğer bütün varlıklar gibi. Fakat son yüzyılda biraz işler karıştı sanıyorum. Çünkü yaşamak için tüketmek yerine tüketmek için yaşayan insanlar haline geldik. Ve artık içinde bulunduğumuz toplum tüketim toplumu olarak adlandırılmaya başladı. Hocam müsaadenizle hemen Selide hocama öncelikle sormak istiyorum. Siz bu son zamanlardaki tüketim odaklı yaşam biçimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle sizin de ifade ettiğiniz gibi insan tüketmek zorunda. Doğasında var tüketim. Tabii bu doğasında olan tüketimi, ölçüyü kaçırınca bu sefer tüketmekten haz almaya başlıyor. Harcamaktan haz duyuyor. Ya da harcadıkça mutlu olduğunu sanıyor. Ve yaşadığımız, son yüzyılda yaşadığımız hızlı harcama teknolojinin, hızlı bir şekilde her yere aynı anda ulaşması, bir ürünün her an her yerde birden piyasaya çıkması sektörün hızlıca toplumsal boyut kazanmasına sebep oluyor. Tabii bu denge kaybedince, yani harcama dengesi kaybedince, tüketim dengesi kaybedince dolayısıyla israfa dönüşüyor. Aslında ihtiyaç ve istekler arasındaki dengeyi kaybediyor insanoğlu. İhtiyacı olanla isteği olan da dengeli kuramayınca kendisinde başkasının hakkı olan miktarı da ihmal ediyor. Evet. Çünkü tüketim aslında bir nevi gelir düzeyi arttıkça hızlı artıyor. Yani şu da bir gerçek. Gelir düzeyine göre mi harcıyor bu tüketim çılgınlığı? Elbette değil. Atalar bize ayağını yorgana göre uzat diye bir atasözü öğrettiler. Eskiden bir şeye karşılaştığın zaman, giriştiğin zaman bir dur. Ayağını yorganına göre uzat derdik. Şimdi kimse ayağını yorganına göre uzatmıyor. Hep yorgandan dışarıda ayaklarımız, değil mi hocam? Gerçekten çok kötü. Yani aslında tüketim dedik de dünyayı tüketiyoruz. Neredeyse güneşi de tükettik, buzulları da tükettik, toprağı da tükettik, toprağı kötü kullanarak da tükettik. Su, yeraltı suyumuz kalmadı. Hep tükettik, biliyor musun? Yani gelecek nesillere sanki hiçbir şey kalmayacak diye benim ödüm kopuyor. Hatta torunum bile diyor ki, dede acaba başımıza büyük işler gelecek mi? Yani bir şey, birçok şeyler tüketiliyor. Gerçekten korkunç bir tüketim, korkunç bir israf var. Ve gerçekten bu tüketim ve israfa baktığımızda en büyük tüketim de kılık kıyafet konusundaki gerçekten gösteriş kültürüne fazla düşmüş olmamız.
Yani hepimizin evinde aslında hepimiz birden kendimizi de eleştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani neredeyse her evde her kişinin 10-15 tane elbisesi, 10-15 tane ayakkabısı var. Yani kılık kıyafet resmen eşitlenmeyle, sosyal eşitlikle ilgili bir davranış modeli diyorlar. Yani sosyal eşitlenme. Yani bir bakıma yani işte şu asilzade çok iyi giyiniyor, ben de giyinirim. Yani gecekondu toplumlarında bile, varoşlarda bile giyinmesinler demiyoruz ama varoşlarda bile o kadar lükse düşüldü ki, o kadar gösterişe düşüldü ki yani bir felaket olmaya başladı. 1000 liralık maaşı olanın 2000 liralık akıllı telefon kullandığı. Gerçekten ben kendimden yani bir yerde telefonumu açtığım zaman beni alay ediyorlar ne diyorsun. Bu telefon kullanırım Nuh Nebi'den kalma filan diye. Bence hiçbir sakıncası yok. Nasıl işlevselini görüyor. Şimdi ev araba konusu gene gerçekten gösteriş ve israfın en kötü yanı diye de düşünüyorum. Yani ve biliyorum bir sürü lüks arabalar var. Yani bana geçenlerde daha doğrusu birkaç sene evvel bir genç bir çocuk geldi. Babası buna çok güzel bir araba vermiş. Yani harika bir araba. Ben adını ilk defa duydum arabanın. Ve diyor ki hocam diyor ya bana bu araba yakışır mı diyor. Ya insaf sen daha 23-25 yaşında çocuksun. Evet. Altında lüks bir araba var. 150-200 bin liralık araba var. Diyor ki bu araba bana yakışmıyor. Bundan dolayı hala sıkıntıya girmiş. Hala beğenmiyor. Hayret yakışmıyor yani, evet, diyor. Yani bu ev araba çok önemli. Bu biraz yani, şeyle mi alakalı hocam? Yani biz benliğimizle, kişiliğimizle, belki fikirlerimizle değil dış görünüşümüzle mi toplumda kabul görmeye çalışıyoruz? Şimdi, bununla alakalı bir problem mi acaba? Bir yerde hem o var hem de nefis. Yani korkunç bir şey nefis. Nefsi emmare dediğimiz, psikiyatride bunu it diye tanımladığımız bir şey var. Nefsi emmare, emir veren nefis, doymayan nefis. Ama psikiyatride... Psikiyatride dar çerçevede kullanıyoruz biz it dediğimiz şeyi. Ama nefsi emmare dediğimizde, emir veren nefis dediğimizde hala hiçbirimiz doymadık ya. Evet. İşte arabamız var, evimiz var, çocuklarımız var, aç değiliz, açık değiliz. Yani çevremizi görüyoruz, insanlar çok kötü durumda. Ama insan doyumsuzluğun, özür diliyorum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vurguluyor. Adem oğlunu ancak bir avuç toprak doyurur. İşte yani toprak bir doyurur. Bir vadi dolusu altına olsa ikinci bir vadi ister. Gerçekten böyle. Yani hiç doyuramıyoruz. Nefsi emmareyi doyuramıyoruz. Adam trilyonlarla uğraşıyor. Bilmem kaç tane evi var, kaç tane arabası var. Araba üstüne araba alıyor. Hatta birkaç tane hanımı var. Böyle ayıptır söylemesi. Hala doymayan nefislerle uğraşıyoruz. Yani o kadar kötü ki. Evet. Yani bu çok kötü. Gene ibadette de gösteriş. Yani riya çok üzerinde durulması gereken bir şey. Yani gösteriş kültüründe. Adam oturur kalkarken yani gösteriş olsun diye bir takım dini kelimelerle oturup kalkıyor. Fakat orada riya çok önemli diye düşünüyorum. Ya da yani, rekatları uzatmak, yani, secdeyi uzatmak mesela yani, bazen öyle şeyler de yaşanabiliyor. Bu bir farklı boyut ama şimdi bugün mesela bizim... Biz tüketim noktasında biraz daha alıyoruz sanırım. Yani bugün konuşacağımız konunun dışında çok daha geniş konuşabileceğimiz ibadette gösteriş çok daha farklı yani. İnşallah ilerleyen günlerimizde bu konuyu da işleyeceğiz. Ayrı bir konu başlığı olarak samimiyet ve riya, bunun neresindeyiz, nerede samimiyet, aslında, nerede riya, bunu da konuşacağız. Buyurun güzel, hocam. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din samimiyettir diyor ya, o kadar önemli ki. Evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani mezarda gösteriş yapıyoruz. Yani böyle çok şatafatlı mezarlar. Yani orada bile işte benim yakınım şu mezarda yatıyor. Yani orada bile. Ve gene düğünlerde... Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre Tekasür Suresi'nde de diyor ya hocam yani... O kadar mallarıyla gösterişe gidiyorlar ki ta bunu kabirleri sayana kadar. Kabirlerde de yapıyorlar ama yani böyle hayret bir şey. Şimdi gösteriş kültürü derken yani ben zaten söylenişinde sözünde bir rahatsız eden bir kavram var. Gösteri şovdur zaten, roldür. Yani eğer gösteriş kültürünü konuşuyorsak şunu biliyoruz ki etrafımızda yaşadığımız herkes rol yapıyor. Evet, samimiyetten uzak bir hale işaret ediyor aslında. Yani olduğundan fazla farklı kimliktir hocam gösteriş değil mi? Doğru. Ama şimdi mesela en basitinden düğünler bile
Yani o kadar gösterişli olmaya başladı ki. Kesinlikle. Çok lüks yerlerde çok lüks. İsrafın en üst noktasını düğünlerde görebiliyoruz yani gerçekten. Yani hanımlara bile bunu anlatmak çok zor. Bir gecelik giyeceği gelinliğe bilmem bir sürü para veriyorlar. Yani tabii, ne kadar... Sonuçta hep kadınlara geliyor değil mi hocam? Abla... Daha çok kıyafet noktasında tüketim abi kadınlarda. Şimdi var. Erkekler de başladı. Bakma sen yani erkeklerde de böyle ne o metroseksüel erkek falan deniyor. Onlar da yani garip garip kıyafetlerle ortaya çıkıyorlar. Evet. Yani onun için erkeklerde de var, kadınlarda da var. Yani nefis sahibi olan her varlıkta var aslında. Nefis sahibi ama olan her varlıkta var. Ama insanın vardır. Evet. Fazlayı istemek. Diyanete çok görev düşüyor. Evet. Yani bizim psikiyatristlere çok görev düşüyor. Yani yetinmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Gerçekten hocam, inşallah şükretmeyi, bu niyetle yapıyoruz. Şükretmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani bir elbisemiz varsa, öbür tarafta fakir fukaranın elbisesi yoksa yardım etmeyi, yani hayırda yarışmayı öğretmemiz gerekiyor. Yani Diyanet'in görevi çok, haberiniz olsun. Doğru. Yani bu Diyanet televizyonu... Nitekim önceki yıllarda din samimiyettir, samimiyet üzerine bir tema belirlenmişti. Sanıyorum Kutlu Doğum'daydı. Bu tür çalışmalar yapılıyor. Gerçekten de yaşadığımız çağa rehberlik edebilmek adına inşallah bizler de çalışıyoruz kanalımız olarak. Ben burada hemen Sedide Hocam'a sormak istiyorum. Nefis sahibi dediniz ya hocam, nefsimizle hareket ediyoruz. Psikolojide de bunun bir karşılığı var. İnsan fıtratında da var olan bir şey. Ama bununla birlikte kainata baktığımızda çok büyük bir ölçü var aslında. Her şey belli ölçülerle yaratılmış ve bir düzen içerisinde devam ediyor. Belki o düzene, o ölçüye riayet etmeyen tek var. Belki insanoğlu. Bu çerçevede biz sair varlıklarla, yaratılmış diğer varlıklarla ilişkimizde nasıl sınırlara sahibiz? Bu konuda dinimizin ölçüleri nelerdir? Yoksa alabildiğini her şeyi istediğimiz gibi tüketme elbette hakkına ki sahip değil. Değiliz herhalde. Ki değil. Ne dersiniz elbette hocam? Şimdi Kur'an'ın bize öğrettiği kültüre göre her şey bir düzenle, her şey bir ölçüyle. Rahman suresi 7 ve 8. ayetlerde Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Her şey bir ölçüyle yaratılmıştır. Bu ölçü demek hani bizi hayatımızda bir yemeği, bir pastayı yaparken bile bir ölçü kullanmak tabii zorundasınız. Yani gereğinden fazla sütünü, gereğinden fazla yağını koyduğunuz zaman kıvamı düzgün olmaz. Şimdi bu ölçüyle yaratılmış olan, işte güneşin dünyaya uzaklığı, yakınlığı belli bir ölçüde takdir edilen dünyada ölçüyü bozduğunuz an denge bozuluyor diyor Kur'an-ı Kerim. Dengeyi bozan da insanoğlu, Ademoğlu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nehirden bir kova daldırıp abdest alıyor. Nehirdeki o kovayla. Abdest aldıktan sonra artan su, yani kovanın dibinde artan su var. Efendimiz tekrar kovayı nehre döküyor. Ya Resulullah nedir yani bu? Akıyor, bir sürü su var. Yani bu akan suda herkesin hakkı vardır. Şimdi biz ne ona... Ne kadar büyük bir hassasiyet. Tabii, biz tuvaletlerimizde girmeden sifonu basıyoruz, çıkarken sifona basıyoruz. Çok kötü bir şey. O benim sular o kadar boş yere gidiyor ki. Evet. Ama biz musluğu açık bırakıyoruz mesela. Zannediyoruz ki sadece bize ait bir dünyada yaşıyoruz. Halbuki bundan sonra yine İslam hukukunun beş esas zaruriyat dediğimiz bir ilkelerimiz var. İşte dini korunması, canın korunması, işte neslin korunması, malın korunması. Yani bu malı korumak, bu mal bizim bize aittir diye harcı yapmayız biz. Her şeyde emanetçiyiz tabii, biliyorsunuz. Evet. Yani Allah-u Teala bize vermiş olduğu evlatlar bize bir emanetken sunduğu su, sunduğu toprak, hocamızın arz ettiği gibi her şey bir emanet. Biz hesapsız ve ölçüsüz yaşadığımız zaman, kullandığımız zaman denge bozulur. Ve denge bozulduğu zaman da sonra diyoruz ki işte küresel ısınma, küresel bozukluk. Kim yaptı bu küresel ısınmayı? Tabii ki biz. Evet ve biz hani böyle küresel deyince sanki bizden bağımsızmış gibi düşünebiliyoruz. Aslında o meselenin küresel hale gelmesi. Bir paydaşıyız. Aynen biz öyle. Tabii hepimizin ki payı var. Hepimiz damla damla biriktiriyoruz ve o küresel bir sorun haline geliyor. O yüzden bireyden herhalde başlayacak değil mi düzelmeye şimdi, de? Çocuklara baktığınızda yani anneler çocukları yedirirken, içirirken çocuklar doyduğunu o kadar güzel anlıyor ki. Yani neredeyse Peygamber Efendimiz'in sünnetini yerine getiriyor. Neredeyse doymadan sofradan kalkacak. Fakat anneler doymuyor. Anneler boyuna tıkıştırıyorlar çocukların ağzına yemekleri. Ve ne oluyor? Bir müddet sonra obez bir çocuk haline geliyor. Evet. Yani
Onun için gerçekten bir takım böyle dini kurallar, hep bunları verelim diye düşünüyorum. Yani insanların doymadan kalkmaları, israf etmemeleri gerektiğini, fuzuli yere böyle gereksiz bir takım malları almamaları gerektiğini, yardımlaşmayı, öğrenmeyi, öğretmeyimiz gerektiğini hep düşünüyorum. Yani bütün bunlar, ama nefis doymuyor ve en güzel de nefis terbiyesi. Yani biz psikiyatride gerçekten nefis terbiyesi üzerinde duruyoruz. Yani nefsi bıraktığın zaman nefis hiçbir şekilde doymuyor. Ama nefsin dini literatürdeki en önemli şeylerinden birisi nefsi mutmain. Tatmin olan nefis. Yani ayıplayan, kınayan nefsi de öğretmemiz lazım. Levvame'yi de, nefsi levvame'yi de öğretmemiz lazım. Ama mutlaka ve mutlaka tatmin olan nefisler oluşturmamız lazım. Evet. Ve sırf Allah'ın rızası için çalışan nefislerle bu dünyayı çevirmemiz lazım. Neyse suyu bile yani gerçekten kullanırken çok dikkatli kullanmamız lazım. Gelecek nesillere kalmıyoruz. Evet. Yani bu seneki havanın, yağmurun yağmaması hep hani kötü kullanımdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Burada Hazreti Yunus'un balığın karnındayken yaptığı dua aklıma geldi. Hepsini söyleyemeyeceğim ama hani şüphesiz hani biz kendi nefsimize zulmedenlerden olduk. Aslında nefis odaklı yaşadığımız anda kendimize fayda getirmiyoruz. Bir obezite sorunu, bir mesela küresel ısınma, bir kirlilik baktığımızda hem doğa olarak hani topyekün insanlık olarak hem de bireysel olarak aslında hem kendi vücudumuza hem maneviyatımıza sanıyorum, değil mi hocam? Vahyin kültüründe de öyle. Yani gösteriş kültürü bireysel bir sonuç çıkartmıyor. Evet belki bireysel bir geri dönüşüm var ama bakın Karun mesela zenginliği, varlığı, gösterişiyle toplum olarak yok oldu. Yani sadece yine böyle gösterişle azan, şımaran kavimlere helakla karşıladığını görüyoruz. Evet. Sadece bireyin, gösteriş yapan bireyin kendisi değil, toplumsal bir çöküntü getiriyor beraber. Şimdi ben suyu harcıyorum, ben toprağı istediğim gibi kullanıyorum, ben havayı rastgele veyahut da ben üretilen üretimi, sermayeyi ölçüsüzce harcıyorum. Sadece ben mi kaybediyorum, ben mi? Evet. Aynı zamanda ülkem kaybetmiyor mu? Ülkemin ekonomisi kaybetmiyor mu? Gittikçe çöküntüye gidiyor. Az önce söylediğimiz ayağını yorganına göre uzatmadığın zaman ekonomi çatırdamaya başlıyor. Hep biz borçla yaşıyoruz. Bakın mesela kredi kartı mağdurları diye bir tabir kullanılıyor. Şimdi bu mağdur deyince ben nasıl mağdur olabilir? Bir insan aklı ve bilinciyle harcar, harcadığında ödemek zorundadır. Yani ama bilinçsiz harcadığı için ve reklam ki siz inşallah ileride onu da konuşacağız. Reklam kültürüyle sürekli harca, harca. Evet, harca, müthiş bir teşvik var aslında. Vererek böylece biz kendimiz için hem kendi ekonomimiz hem ülkemiz ekonomisi için sınırı aşmış bulunuyoruz. Kur'an'ın bir ifadesiyle haddi aşıyoruz biz. Haddi aşanları sevmez diyor Kur'an-ı Kerim. Allah Allah muhafaza. Çok büyük bir aslında uyarı var orada. Evet. Cenab-ı Allah'ın sevgisinden mahrum her kalmak noktada gibi. Haddi aşmak Allah'ın gazabını, Allah'ın bizim üzerimizdeki rahmetini uzaklaştırmasını gerektirir. Evet. Birazdan tiyatro oyunumuzu izleyeceğiz tam da gösteriş kültürü üzerine. Ama burada haddi aşmak dediniz ya, şöyle bir şey aklıma geldi. Biz haddi aştığımızın da çok farkına varmıyoruz aslında. Almak zorunda gibi, sanki o mutlaka bir ihtiyaçmış gibi algılayabiliyoruz. Çünkü çok farklı bir ortam var. Siz biraz önce de söylediniz. Sahip olduklarımız üzerinden kendimizi ifade edebiliyoruz belki. Dolayısıyla hep o gösteriş kültürünü ihtiyaç haline getirebiliyoruz. Burada ihtiyaç olan nedir? İhtiyaç kavramı günümüzde nasıl bir dönüşüme sahip? Nasıl yanlış anlıyoruz? Siz ne dersiniz bu konuda hocam? Şimdi eskiden bir lokma bir hırkaydı. Yani Yunus Emre'nin yaşadığı dönemleri işte zaman zaman okuyoruz. Bir lokma bir hırka. Gerçekten ihtiyaç için yeterli bir şey. Çok yemek yani çok sağlıklı bir şey değil. Yani bir lokma bir hırka. Tamam yani bir lokma bir hırka demeyelim. Yani bu millet büyük millet. Bu milletin insanları hakikaten çok önemli insanlar. Bu 600 sene dünyaya hükmetmiş insanlarız. Yani giyinmesinler, kuşanmasınlar, kendilerine bakmasınlar. Pis gelsinler filan demiyoruz. Temizliğe dikkat edin ama gerçekten yani 25 tane elbisesi dururken bilmem
25 tane gömleği dururken yandaki komşunun zaten bu 3 tane gömlek giyiyor. 5 tane gömlek giyiyor insan bir haftada 6 tane gömlek giyiyor. 25 tane gömleğin 20 tanesi neredeyse yatıyor dolapta kalıyor. Yani bunu vermeyi bilmiyoruz. Yani buna ama dikkat etmiyor. Ama öte taraftan da belki bir gömleği olmayan var. Öbür taraftan bir gömleği olmayan, bir ayakkabısı olmayan. Eskisi gibi değil artık. Yani bizim zamanımızda çok daha farklıydı. Hı hı. Bizim zamanımızda babamızın elbisesi ters çevrilir. Terzi ucuzdu, kumaş hı hı. pahalıydı. Ters çevirip o elbiseleri giyerdik. Evet. Yani ben bir türlü hayatım boyunca yeni bir kumaş alınıp giymedim. Ama gerçekten mutluyduk. Yani israf hı hı. etmiyorduk. Her şey kullanılıyordu. İşte yama yapılsın filan da demiyoruz ama hı hı. gerçekten şu anda ufacık çocukların bile bir sürü elbiseleri var. Hı hı. Ve onları birbirlerine de vermiyor insanlar. Evet. Hocam o 25 gömlekten ver dediğiniz zaman hiç kullanmadığını ve beğenmediğini veriyoruz o zaman da. Hı. Yani evet. bir de o var. Yani giyilmeyecek olanı. Giymediğini, beğenmediğini. Giyilmeyecek olanı. Adeta baştan atmak başından için. Çıkıyor. Dolabını evet. temizlemek, boşaltmak. Yani evet. gene de versin. Yani versin. Giymese de evet. dolapta 25 Hı-hı. tane gömlek duruyorsa, bir sürü takım Hı-hı. elbise duruyorsa evet. ona ihtiyacı olan bir sürü insanlar evet. var. Burada şey diyebilir miyiz hocam? Eskiden bir şey gerçekten zaruri bir ihtiyaç haline geldiğinde yenisi belki alınıyordu. O kadar. Şu anda zaruri değil. Yani o mutlaka bir ihtiyaç değil. Sadece zevk için, nefsimizi İhtiyaç tatmin etmek için. İhtiyaç ve arzuları karıştırdığımız için, evet. ikisi arasındaki dengeyi Hı-hı. bozduğumuz için biz israfa gidiyoruz. Hı-hı. Yani eskiden sadece bayramlarda elbise alınırdı biliyor musunuz? Bayramlarda. Sevinci vardı. Yani bu, bayram sevinci yaşanırdı. Bu bölge, Hı-hı. yani ayakkabı aldığımız filan yerlerde elbiseleri Hı-hı. bu bölgeden alırdık. Yani şurada Kavaflar Çarşısı filan vardı. Hı-hı. Yani bayramlarda burası bayram yerine dönerdi, bayram öncesi. Evet. Yani yılda bir tane elbise... İkinci bir elbise alınmazdı. O elbiseyle idare ederdik. Hı hı. Ama şimdi en böyle fakirimizin de hı hı. en az birkaç tane elbisesi var. Bununla övünmek de lazım bir taraftan. Yani bu millet büyük millet, bu millet zengin millet ama demin dediğiniz gibi ayağımızı yorganımıza göre uzatmıyoruz. Kredi kartı, kredi kartı işi o kadar kötü oldu ki, o kadar çok intihar edenler var ki, evet, o kadar çok evet. hasta olanlar var ki, o kadar çok depresyona girenler var ki. Hı hı. Yani bir takım önlemler devlet aldı ama Şimdi yeterli değil. Bunun psikolojik dinamiklerini de konuşmak istiyorum hocam. Neden acaba bu kadar kendimizi kaptırıyoruz ve bu kadar kaptırıp daha sonrasında bunun olumsuz dönüşü bize nasıl oluyor? Mesela intihar dediniz ki en belki en kötü neticesi. Bunları da değerlendireceğiz ama gösteriş kültürü acaba nasıl oluyor, nasıl yansıyor? Esprili bir oyun içerisinde beraberce görelim. Karagöz Hacivat ve Sena karakterinin arasında bakalım nasıl bir oyun geçecek. Beraberce izliyoruz. Ya. Hak dostum hak diyerek başlayalım söze. İsim isme, cisim cisme, semt semte benzer. Anlatacağımız hikayeler hayatın aynasında suretlerimiz... Nasıl? Pahalı efendim, geçen hafta da almıştınız bir tane. Ama her hafta yeni bir model çıkıyor, ne yapayım dayanamıyorum. Almak zorundayım. Ne? Hoca efendi bakıyor. Oldu mu şimdi? Hocam. Ne güzel programa başlıyorduk. Nereden evet, çıktı hocam. Şimdi bu? Hocam aldığım yeni telefonu gösteriyordum. Acaba? İyi de bizim şu andaki dönemimizde telefon mu vardı? Aa, yok değil mi hocam? evet yok. Hocam her hafta yenisini alıyor canım. Her hafta bir yenisini alıyorsun. Tabii. Oldu mu şimdi? Ama dayanamıyorum hocam. Yenisi olunca yenisini almak istiyorum. Ya hocam bir görseniz. Her hafta dediği gibi alıyor. Aldığı gibi bir de onlara ekstra özellikler yüklüyor. Böyle para harcayıp duruyor ya. Neyse. Çok para harcıyor. Ya efendim o öyle diyor da sen de küçük küçük harcıyorsun her gün. Ya küçük harcamak başka, büyük harcamak başka. Öyle deme. Küçük harcamak. Titanic'i bilir misin? Filmi seyrettin mi hiç? İzledim. Batıyor gemi. Ya batıyor. Nasıl batıyor? Iceberg'te küçük bir çarpıyor, küçük bir delik. Küçük bir delik bütün bir gemiyi batırır evladım. Küçük küçük harcıya harcıya bitiyor zaten her şey. Neyse, ne oldu? Hocam, şimdi biz bunlardan konuştuk ama biraz sonra oynayacağımız oyundaki ezberimi unuttum ben. Oldu mu şimdi? Ben sana çalış demiyor muyum evladım? Çalıştım, çalışmıştım. Ya hocam, ya bekleyin dediniz, bekliyorum ama lütfen. Ama hadi başlayalım. Tamam, evladım. Ya, bak,
Şunu buraya bir yerleştir. Düşünceyi de fazla savurmak doğru değil. İsraftır. İşte böyle kalırsın sonra. Düşünceni bile israf etmemelisin. Hadi efendim, İsraf kötü şeydir. İsraf yemede, içmede, giymede, sözde haddi aşmaktır. Öyle değil mi? Ayrıca akıl, fikir, zeka ve zamanı lüzumsuz şeylerle meşgul etmek ısraftır. Senin yaptığın gibi. Evet. Hadi, hadi Mete Efendi. Ama hava sıcak. Bu kostümlere kışlık yapmışlar. Yanıyorum. Hadi başlayalım. Tamam, ama hadi başlayalım. Ben hatırlamıyorum ki. Hadi gir efendim. Ben hadi, sana hadi, öğretirim. Gel. Gel ben sana ezber yaptım. Hadi sen bana. Şey otur, otur, oturun bakalım. Sevgili dostlar. Bugün sizlere hayatın aynasında Karagöz ve Acıvat küçük bir oyun hazırladı. İzle bakalım israf neymiş. Oo, hay hak. Efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Gününüz güzel, neşeniz daim olsun efendim. Bendeniz Hacı İvaz. Benim bir kadim dostum var Karagöz. Her zamanki gibi yine geç kaldı efendim. Ben ona şuradan şöyle bir sesleneyim de huzura çıksın. Yar bana bir eğlence aman. Canım bana bir eğlence. Kafana düşsün teflon tencere. Gel benim gönlümün hasılı. Gelemem benim sümüklü efendim. Ya gel benim Selvi Bülendim. Gelemem püsküllü efendim. Ya Karagöz, Karagöz, Karagöz gel. Karagöz gel. Hav. Köpek mi sen kimi çağırıyorsun Ramazan ayında? Öyle insan mı çağrılır ya? Ya efendim sen de huzura çıksana. Ay huzura mı? Çıktım işte. Sabahtan beri sizi bekliyorum. Efendim geç başıma kaldın geç. Geç mi kaldım? Niye geç kaldın? Ya bir sıkıntı var. Ne oldu efendim? Başıma çok kötü bir şey geldi. Ne geldi? Pazarda geldim. Pazarda mı? Evet. Ne geldi efendim? Pazarda tam böyle alışveriş yapıyorum iftar için. Evet. Tam böyle alışveriş yapıyorum derken içeri tuzsuz girdim. Allah efendim çok belalı bir adamdır. Hemen uzaklaşsaydınız oradan. Ne mümkün? Adam 3 mahal öteden nara attı. Biz pazarda hepimiz hazır ola geçtik. Öyle bir nara attım. Sonra geldi pazardan içeri girdi. Şöyle bir baktı sağına baktı sonuna baktı. Evet pamuk eller cebe hadi bana atın bir sakal dedim. Sen ne yaptın? Ben de makası çıkardım, sakalımın ucunda kestim, adamın suratına doğru şöyle attım. Ya efendim ne yapıyorsun sen? Sakal at dedi, sakal attım. Ya efendim öyle sakal at demiyor, yani para istiyor. Anladım. Nasıl anladın? Sakalları bana tek tek yedirdi, o zaman anladım para istediği. Ya efendim sakalları tek tek yedin mi? Evet, orucu bozacaktım az kalsın. Ama şey yaptım, çıkardım evet. Sonra ne oldu korktum, sonra? Bir köşeye saklandım. Sonra dedi, evet dedi, herkes bana bir mecidiye versin dedi. Bir mecidiye? Evet. Niye? Bilmiyorum, versin dedi. Sen ne yaptın? Ben de hemen cebimden bir mecidiye çıkardım, bekledim vermeye. Ondan aldı, bundan aldı, bana geldi. Bey baba dedi, sen bir mecidiye verme dedi. Görüyor musun bak, size saygı duyduğu için sizden istemiyor. Yok, benden 5 mecidiye istiyor. 5 mecidiye mi? Evet. Niye 5 mecidiye istiyor ya? Herkesten bir mecidiye aldı. Sizden niye 5 mecidiye aldın? Ben öyle dedim. Herkesten 1 mecidiye aldık. Niye benden 5 mecidiye aldım diyecektim ama diyemedim. Niye? İçimden dedim ama dışımdan şunu dedim. Affedersiniz tuzsuz beyefendiciğim. Herkesten birer mecidiye aldınız. Benden niye 5 mecidiye diye istiyorsunuz dedim. Niye istiyorsunuz dedim. O ne dedi? O da dedi bey baba seni biliriz tanırız. Seni herkes bilir ki sen o kadar israfçısın ki. Sen de bugün olur 5 mecidiye yarın olur 0 mecidiye dedim. Gördün mü efendim, gördün mü? Herkes biliyor senin har vurup harman savurduğunu. Ya, ne kadar israfçı biri olduğunu herkes anlamış. Adam benden diyorum, zorla diyorum, 5 mecidiye aldı diyorum. Sen de israfçısın, olaya buradan mı bakıyorsun? Ya efendim, doğru söyle, onun yaptığı da yanlış ama senin de israfçı olduğunun gerçeğini değiştirmez. Adam 5 mecidiye aldı, 5 ay peşin aldı, 3 ay taksit bile yapmadı ya. Taksit yapsaydı iyiydi. Yetişsin, yetişsin. Nereye yetişiyor? Yangın var, yetişin. Yangın var, ben gelmem itfaiye arayayım, 118 arayayım. Ya efendim 118 olur mu, 110? 118. 110 efendim. Tamam, 115'te anlaşalım. Ya 110. Efendim olur mu, dur bir soralım. Efendi, yangın nerede? İçimde Hacıvat Beyefendiciğim, içimde. Şimdi itfaiye oraya şey yanaşamaz, biz itfaiyenin hortumunu yarıştıralım. Ne diyorsun efendim, bir anlat bakalım, derdini söylemeyen derman bulamaz. Ah efendim, ah şöyle ortanıza geçeyim de anlatayım. Gel. Ah efendim, ah hiç sormayın. Ne oldu? Üzerinize afiyet. Bugün aldığım birinci sınıf gıcır gıcır otomobilimle geziyordum.
Zaten her hafta yeni bir otomobil alırım ben. Öyle bir huyum var. Evet. Sonra bir yere park ettim. Böyle kapıyı açtım. Tam böyle kapıyı kapatacaktım ki kendini bilmesin biri hızla gelip arabanın kapısını kopardı gitti. Aa, kaza oldu yani. Geçmiş olsun. Gitti. Ya bağırıp durma gitti. Biz ne yapabiliriz burada? Git polise haber ver. Trafik polisine çağır bir şeyini. Çağır yani abi. Ama gidemem ki hiç vaktim yok. Akşam iftara çok önemli misafirlerimiz gelecek. Sofrayı da A'dan Z'ye donattırdım. A'dan neye kadar? A'dan Z'ye kadar. Yumuşak G var mı? Var, hepsi var. Hiçbir şey eksik olmamalı. Sonra misafirlerimiz arkadan şu eksikti, bu eksikti diye konuşurlarsa benim itibarım bozulur. Değil mi? Ama şimdi kapısı kopmuş arabayla gidersem de itibarım bozulacak. Ne olacak peki? Ya benim de evimin bacası yok. Bundan kime ne ki ya? Senin kapısız arabandan kime ne? Ya insanların gözünde ben? Gözünde. Ya itibar? İtibar mı? Evet. Ya ne? Bu ne be? Efendi. Ne kaza oldu? Olurken sizin kolunuz... Kol gitmiş. Gitmiş lan. Bu kol gitmiş. Kolum gitmiş mi? Kola git. Tamam. Sakin ol. Panik yapma. Sakin ol. Deli miyim? Benim ambulans çağırdım. Desenize. Altın saatim de gitmiş. Gitti. Kol gitmiş. Ya efendim kolum gitmiş. Saatim kolumdaydı işte. Altın saatim de gitmiş. Saati bırak, kol gitmiş diyorum. Saatim de gitti. Arabam da gitti. Ya efendim. Gitti. Ya efendim ya. Senin gözün, bunun gözü de gitmiş. Bunun gözünü gösteriş götürmüş. Gözünü göstermiş bürümüş ya. Ya doğru söylüyorsun. Efendim iftar için hazırlık yapacağız. Hadi gel gidelim. Aklıma geldi ya. Gitti mi ki o? Hastaneye mi gitti, eve mi gittik ya? Şey geldi, bu dedi ki, soframızı dedi A'dan Z'ye donattık dedi. Biz akşam kendi soframızı A'dan hangi harfe kadar donattık? Merak ettim, hangisi? Ya Karagöz'üm. Var, C'ye kadar gidiyor mu? Karagöz'üm. Y'ye gitsin, Y'ye. Ya efendim, önemli olan sofralarımızı A'dan Z'ye donatmamız değil, gönüllerimizi ve imanımızı A'dan Z'ye donatmalı. Bu aylarda coşku, imanın coşkusudur efendim. İmanla, coşkuyla dolan gönüller bir olup muhabbeti arttırır efendim. Anam sen ne güzel konuşuyorsun ya. Bunları nereden öğrendin sen? Efendim hayatın aynasından. Nereden hayatın aynası? Efendim hayatın aynası diye Karagöz. Program var ya. Karagöz, Haşivat. Programda olduğunuzu unuttunuz yine. Ben burada. Şurada oturuyorum. Hocalarımı izliyorum. Bir var. Ayşe Hanım'a, konuklarımıza sözü verelim ama şu sözle bitirelim. Her şeyde israf sefaletin kapısını açar. Evet. Söz sizde Ayşe Hanım. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir oyundu. Her zaman olduğu gibi ağzınıza sağlık. Çok sağolunuz. Şimdi acaba hangi birisini konuşsak diye düşünüyorum. Pek çok mesaj verdiler yine bugünkü oyunumuzda da. Ama en başta Ramazan ayındaki israfa, ki Ramazan'la israf nasıl bir araya gelir, çok büyük bir çelişkidir. Biraz bununla ilgili konuşmak istiyorum Sedide Hocam. Siz neler gözlemliyorsunuz? Büyük iftar davetleri, çok şatafatlı sofralar ya da yine Sena karakterinde olduğu gibi işte aman şu da eksik demesinler hassasiyetiyle israfa kaçılan durumlar. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi burada eski Ramazanlar diye de başlarsak, Ramazan kavramının hayatımıza ne kadar değişiklikler getirdiğini ya da Ramazan'ın ne kadar değiştiğini daha iyi anlayacağız. Şimdi biz çocukluğumuzda Ramazan'ı başkalarıyla, komşularımızla, akrabalarımızla iftar sofrasına oturmak için yarışırdık. Yani o bizim için aradığımız vazgeçilmez. Manevi hazdı değil tabii, mi Ramazan'da? Yani üstelik de bir Ramazan'ı yaşarken balkonda veya pencerede top sesini, ezan sesini beklemek, işte tam akşam üzeri sıcak pide için kuyruğa girmek. Yani bunlar elbette gösterişten uzak, tamamen sadelik. Ve soframıza da şunu çağırdık, bunu çağırdık değil, bu akşam ben şunu yaptım, hadi gelin. Yani planlı programlı değildi. Biz de yiyelim, siz de yiyelim. Ne varsa yenen bir sofraydı ve çok zevkli. Ben şu anda hani... unutamayacağım, güzel anları yaşadığım, çocuklarımın da yaşamasını istediğim bir Ramazan kültürü böyleydi. Ama tabii gösteriş hakimiyetinin, şovun, rol oynamanın gittikçe yoğunlaştığı şu çağımızda Ramazan da asıl kavramından uzaklaştırmaya doğru gidildi. Evet. Yani iftarlar bir davet sendromuna,
İşte iştirak edildiğinde acaba şuyu da var mı, bu da var mı? İşte ben gittim, şu kadar çeşit hazırlamıştım ama o bize şunu hazırlamadı şekline dönüştü. Ya da şu efendiyi, şu beyefendiyi şunu çağıralım soframıza. Yani kaba bir tabirle körle sarılar birbirini ağırlar misali. Sofralarımız siz bize, biz size gider hale geldik. Bu şu demek değildir tabii. Ramazan değişiklik getirmesin sofralarımıza. Elbette ki getirecektir. Onun coşkusu, onun bereketi zaten siz istemeseniz de kendiliğinden geliyor. Değişik bir şey hazırlamak, oruç tutan çocuğunuza, oruç tutan eşinize ya da o gün tek olan, iftarda yalnız geçecek olan komşunuza bugün yalnızsınız, bizimle beraber paylaşın demek ve o sofraya bir tabak daha eklediğimiz zaman onun mutluluğunu yaşamak elbette ki olacaktır. Ama biz iftarları birbirimizle yarış eder, birbirimize bir nevi bir üstünlük addeder ya da bir sınıf hiyerarşisine döndürür şekline getirdik. Burada tabii Ramazan'ın bereketi var mı, kalır mı? Siz şimdi sofranıza alabildiğince seriyorsunuz. İnsanoğlunun midesinin alacağı yer sınırlıdır. Neyi ne kadar alacak ki? Sınırsızca döktüğünüz sofra geride bir sürü bırakacaktır. Ve israfa dönüşüyor. Ve işte yani. Böylece siz nimetler Ramazan'ın bereketinden edelim. Faydalanayım derken çok doğru. Kur'an'ın haram literatürüyle ifade ettiği israfa bir zemin hazırlamış oluyorsunuz. Evet. Ha bir nevi bir oruç ibadetini zevkle yaşamak istiyorsunuz ya da bir başkasıyla bir iftar paylaşmak istiyorsunuz ama ardından haram kültürüne doğru gidiyorsunuz. Çok doğru. Ha böyle de yapabiliriz, şöyle değerlendirebiliriz. Soframızda çağırdıklarımız, davet ettiklerimiz elbette ki misafir rızkının onda dokuzunu bırakır, birini yer gider diyoruz biz. Misafir rızık bırakır, berekettir. Bunu biz israf çerçevesinde değil de devamını paylaşabiliyorsak, o gün soframızdan kalanları hakikaten kalan artık gibi değil, çünkü her şey artık eskisi gibi değil, lezzetini koruyabilecek şekilde buzdolaplarında, dondurucularda korunacak haldeler. Onları başkalarıyla paylaşabiliyorsak, götürebiliyorsak, bir başkasının sofrasında da onlar aynı lezzette yenebiliyorsa o zaman israf olmaz. Gücünüz vardır. O gücünüzün ötesinde hem konuğunuzu, komşunuzu hem de yoksulu aynı zamanda aynı eşit şartlarda doyurabilirsiniz. Şimdi ağayı sofranıza ikram ederken, buyur ederken sofrayı az önceki karakterde olduğu gibi A'dan Z'ye donatır. Efendim bunun hizmetlisini hademesini çağırdığınız zaman ya bu kadar yeter diyorsanız işte orada bir sorgulamak lazım. Orada da bir adaletsizlik, haksızlık oluyor. Getirdiği size uğramamış. Evet. O Ramazan ruhu zaten bütün sınıfları, bütün farklılıkları nötralize eden bir şey. Yani hepimiz oruç tutuyoruz. Hepimiz aynı halde bulunuyoruz. Ve dolayısıyla eşitleniyoruz aslında. Bu ruhu da kaybetmemek gerekiyor. O adalet ölçüsüyle hareket etmek gerekiyor. Ve aynı zamanda midelere doyurma ayı haline geliyor. Ne yazık ki açlık değil. Tam tersine fazla yeme ayına dönüşebiliyor. Burada Hacivat karakteri çok güzel bir şey söyledi oyuncularımızdan. Önemli olan mideyi doyurmak değil, gönülleri aslında doyurmaktır, maneviyatı doyurmaktır. Ramazan'ı belki böyle görmek lazım ve sair zamanlardaki o israf kültürüne, o tüketim kültürüne bir direniş ayına belki çevirmek lazım. Bu ne ölçüde mümkün oluyor? Sizin yorumlarınız nelerdir hocam? Şimdi aslında dediğiniz doğru, yani direniş ayına çevirmek lazım da fakat hiç direniş içinde filan değiliz. Yani evet. Böyle gerçekten çok güzel mesaj verdiler. Yani alkışlamak geçti içimden oyunlarını. Evet. Yani dedi ki işte ben sofrayı A'dan Z'ye donatmazsam gelenler ne derler? Gerçekten psikiyatri de gene psikiyatri çok fazla işin içine katıyorum ama psikiyatrisiz de yapamıyorum. Şimdi obsesif yapıdaki, titiz yapıdaki insanlar mükemmeliyetçiler genelde. En mükemmelini hazırlamaya çalışıyorlar. Ve gerçekten bu mükemmeliyetçi insanlara söylediğim sözlerden birisi. Diyorum ki misafiri çok seviyor gibi görünüyorsun ama iki yönden sevmiyoruz. Bir, mükemmeliyetçi yapından dolayı gelip evi kirletiyorlar. Gittikten sonra perişan oluyorum diye. Yani titiz yapıdan dolayı. Çünkü misafir gittikten sonra tepeden tırnağa evi derleyip topluyorlar, temizliyorlar. Tuvaletleri neredeyse tuz ruhularıyla filan temizliyorlar ve tuz ruhuyla zehirleniyor. İkincisi de
misafir acaba benim yaptıklarımı beğenmeyecek de arkadan dedikodu yapacaklar mı gibi. Onun için dedikodu yapılmasın diye de ne yapıyor o mükemmeliyetçi yapıdaki insan? Yemekleri dört dörtlük hazırlıyor. Yani orada resmen işkence çekiyor. Eskiden hep annemden öğrendiğim laftı bu. Yani ne yemek var dedik, Allah'ın verdiği derdi. O kadar güzel bir laftır ki bu. Tabii. Allah'ın verdiği, ne yiyeceğiz? Allah'ın ne yiyeceğiz? Verdiğini. Allah ne verdiyse onu yiyeceğiz. Gerçekten yani bu kültürü unuttuk. Ben ona hayıflanıyorum. Yani Allah ne verdiyse iftara gidiyorsun. Zaten iftarda o kadar açlıktan sonra, hele şu günümüzde, şu ayda o kadar açlıktan sonra aşırı yemek yemek ciddi olarak bedensel sorunlara neden oluyor. Kalp krizlerine neden oluyor. Çok açlık doğru. grevi yapmış insanlara bile açlık grevinden ayıltırken hemen tatlıyı vermiyorlar. Evet. Yavaş yavaş kana geçen bir takım maddeleri veriyorlar ki o şekilde yavaş yavaş. Yani birden yemek yediğiniz anda ve gerçekten o iftar sofrasında çorbayı içtikten sonra oturup da namaza durmak biliyor musunuz? Midenin çok daha rahatlamasına, böyle kanın çok daha rahatlamasına, beslenmenin daha güzel olmasına neden oluyor. Evet. Ama biz yani abur cubur dolduruyoruz tatlısını, tuzlusunu. Sanki önümüzden kaçırıyorlarmış gibi. Yani gerçekten o gösteriş kültürü, ondan sonra insanlar ne der gibi bir takım yaklaşımlar. Aslında. Yani millete işkence dolu. Yani ev sahibine işkence olabiliyor. Evet. Yani. Şimdi hani Ramazan kültürünün getirdiği bir yardımlaşma, paylaşma, son teknolojinin getirdiği de bir bunun boyutunu değiştirdi. Biz eskiden yardımlaşmayı, paylaşmayı birbiri aramızda bilirdik kim fakir, kim ihtiyaç sahibi diye. Soframıza davet ederdik, yaz sofrasına otururduk. Şimdi biraz kolilerle hayatımızı böyle bir Ramazan bir koli anlayışı getirdi insanın hayatına. Koli anlayışında bakıyorsunuz ki her kolinin içine ben hasbelkader camiamızla yakın ilişkide olduğumuz için görüyoruz insanların hazırladığı kolileri. Makarna, bulgur işte koyuyor işte bir toz şeker şey. Zaten vereceğiniz insanlar makarnayla yaşayan insanlar. Yani bulgurla bir çocuklarını büyüten insanlar. Biz kuryeyi verip zannediyoruz ki tamam bitirdik. Üzerimizden sorumuzu attık. Yardımlaştım. Ya da ben işte yardım çekleri gönderdim. Şunu yaptım. Oraya gönderdim. Buraya. Bu kültür bizi birbirimizle buluşmaktan uzaklaştırdı. Temas yok artık. Aramızda perdeler, duvarlar var belki. Sıkıntı bu. Teknoloji bilgiyi çok bize kazandırdı ama bilgeliği unutturdu. Çok doğru. Yani bu seviyede biz şimdi evet sorduğunuz zaman herkes veriyor. Çok çok veriyor. Kazancı gerektiğinde hakikaten diyor ki hocam ben öyle söylüyorsun ama şu kadar veriyorum. Yani benim verdiğim kadar ama verdiğinle hiç muhatap olmuyorsun. Muhatap olmayınca da etrafında herkes senin gibi verdiğin zannediyorsun ki farkında değil. Yani zannediyor ki manevi hazzı alamıyor. Hazzı alamıyor bir. İkincisi hocam kendi çevresiyle hemhal olduğundan hayat ondan ibaret sanıyor. Gibi zannediyor. Yani onun için, zorluğun, yokluğun farkında olmuyor belki. Görsel bir yakınlık yok. Evet, elindekilerin de farkında olmuyor. İsraf etmek çok kolay o zaman. Şu kıyası yapamıyoruz yani. Bak olmayanı da var, buna sahip olmayan da var. Ben bunu nasıl ziyan ederim? O vicdani hassasiyeti kaybediyoruz o zaman. Diyeceksiniz ki bu kadar çok kültürlülükte nasıl yapabileceğiz? Yani hızlı yaşandığımız bir çağda bunu nasıl karşılayacağız? Evet yardımlarımızı ekonomik, teknolojik yollarla gönderebiliriz ama hiç olmazsa bir fakirin yardıma götürdüğümüz, yardım gönderdiğimiz bir ailenin sofrasında oturalım. Yani onunla diz büküp oturalım ki hissedelim. Çocuklarımızla birlikte özellikle biz değil. Çoluğumuz çocuğumuzla birlikte o sofrada diz kurduğumuz zaman rahat masalarında rahat rahat yemenin ne olduğunu bir de sofraya yere diz kurup da ne var sofrasında ne görüyor onu gösterirsek kendimiz yaşadığını verdiğimiz hazzı çocuğumuza ileride görsel bir model olmayı getirecektir. Şimdi özür diliyorum. Şimdi mektuplarla işte kredi kartlarıyla havalelerle bir sürü derneklere verdiğimiz yardımlarla çocuklarımız bundan habersiz. Doğru, evet. Peki bundan haber olmayınca ileride kendisi nasıl bir yardımlaşmanın içine girecek? Evet, o ruhu, o lezzeti tadamıyorlar. Çocukların haberi olmuyor gerçekten. Buyurun hocam. Şimdi ben birazcık reklama gireceğim de. Estağfurullah. Yani
Gerçekten bizim Ankara'da bir sene oldu. Mutlu Yuva, Mutlu Yaşam Derneğimiz var. Bu dernek 3-10 yaşlar arasında öksüz ve yetim çocukları evlerde bakım derneği. Çok güzel. Ve her evde 5 tane çocuk var. 5 çocuğa devletin görevlendirdi, devletin parasını verdiği 3 anne var, bakıcı anne. Bu anneler çocuklara her türlü sevgiyi veriyorlar, güven ortamını hazırlıyorlar. Ruhsal yaralarını sarabildikleri kadar sarıyorlar. Ruhsal yara en geç iyileşen yara. Tabii. Ve gerçekten bizler de onlarla ilgileniyoruz. Ve geçen sene de bu sene de bir kural koyduk. Dedik ki bu çocuklarımızın her evi bir aile alıp götürecek Ramazan'da. Beraberce yemek yiyecek, beraberce paylaşacak. Bu çocukların beraber olmak o kadar önemli bir şey ki. Yani ben hayatımda bir sürü haz aldım diyebilirim. Yani yardım ettik, şunu yaptık, bunu yaptık. Fakat bu çocuklarla birliktelikten, bu öksüz, yetim ve korunmaya muhtaç çocuklarla birliktelikten aldığım hazzı hiçbir şeyden almadım. Gerçekten o kadar duygulanıyorum ki bunlarla konuşurken. Düşünebiliyor musunuz? 2 yaşında annesiz kalmış, babasız kalmış, yetim kalmış, hastane kapılarında bırakmış ve bırakılmış çocuklar. Ve bunları kucaklarken, onlarla beraber olurken, onlara bir şeyler paylaşırken, onlara analık yaparken, onlara babalık yaparken gerçekten o kadar büyük zevk alıyorsunuz ki. Yani cennet kokusu diyorum ben. Yani gerçekten bunu bütün dinleyenlerimize de, seyircilerimize de devamlı anlatmaya çalışıyorum. Ve bir senedir bunun çabası içindeyiz. Gerçekten yani bunlar ihmal edilmemiz lazım. Bunlar öksüz, yetim, korunmaya muhtaç çocuk. Ama sen bir yıllarca gönderdik sağa sola. Yani bilmem koli koli bir şeyler gönderdik. Oradan zevk almadım. O da çok önemli yani ama birebir temas başka bir şey sanıyorum. Önemsiz demiyorum. Fakat birebir temas o çocukların bana dede diye sarılmaları. O çocuklarla biz neredeyse yerde oyun oynuyoruz. Yani böyle timsahçılık oyunu ben öne yatmışım bu yaşta. Çocuklar arkamda, o öksüz yetim çocuklar. Onlarla beraber böyle yakınlaşmak, onlara o sevgiyi verebilmek gerçekten gösteriş kültüründen uzak. Yani kimseye gösteriş yaptığımız yok. Kimseden bir beklentimiz de yok. Ama insanlarımız çok yardımsever insanlarımız var. Onların destekleri gerçekten bir senedir bizi kimseye muhtaç etmediler. Maşallah. Yani çok güzel hocam. O yardım. Aslında bu konuda pek çok farklı dernekler var, çalışmalar var. Sizinki de Mutlu Aile, Mutlu Yaşam. Mutlu Yuva, Mutlu Yaşam. Yuva, Ankara, Mutlu Yaşam. Ankara merkezli bir dernek. Merkezli bir dernek. Bu konuda çalışmak isteyen aslında mutlaka kendine bir alan, bir zemin bulacaktır. Hatta telefonu da şuradan versek bir tabii reklama girmemiş hocam. Oluruz değil mi? Estağfurullah, buyurun 312 hocam. 687 00 00. Yani buraya müracaat ederlerse gerçekten o çocukların hazzını alacaklar. Yani o çocukları görüp de o çocuklara sevgisini göstermek. Ve hakikaten de gösteriş ruhundan uzak. Evet. İsraf da yok orada. O çocuklara veriyorsun her şeyi. Ve o kadar büyük bir zevk, o kadar büyük bir haz alıyorsun ki. Ben neredeyse bu dünyada ağlamayı unutmuş bir durumdayız çoğumuz. Çok doğru, yani evet. Duygusal, ruhsal durumdan hiçbirimizin haberi yok. Milletin durumundan haberi yok. O çocukları gördüğümüz zaman, o çocukların baba diye, dede diye, anne diye gelen insanlara sarıldıkları zaman o ruhu anlatmak mümkün değil. Vicdan azabı duymaktan korkar hale geldik artık. Vicdan azabı duymaktan korkar hale geldik dediğiniz gibi. Ama yani bütün seyircilerimize seslenmek istiyorum. Gelsinler, görsünler, sevsinler. Sevginin ne olduğunu anlasınlar. Gösteriş kültürünün bir işe yaramadığını, gidip iftar sofralarında böyle millete değişik değişik yiyecekler verene kadar o çocuklarımızla ilgilensinler. O çocuklarımızın elinden tutsunlar. O çocuklara hamiyet göstersinler. Yani bunlar öksüz yetim çocuklar. Daha yani çok onlar için maddi bir destekten ziyade paylaşım, sevgi ve onlarla birliktelik geçirmek. Zaten tek amacımız ne biliyor musunuz? Çünkü zaten ruhsal, devlet veriyor. Ruhsal yaralarını tedavi. Biz sadece evlerini tutuyoruz. Evlerini tefriş ediyoruz. Çocukların ruhsal ve bedensel yaralarıyla ilgileniyoruz. Sadece bunu yapıyoruz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene hocam sizler de çok iyi biliyorsunuz ki kimse kimsesiz kalmasın sloganıyla bir tema belirledi. Gerçekten çok ihtiyacımız var buna. Bu yönde pek çok çalışma var. Bununla ilgili
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok güzel bir tanıtım filmi de var. Kimse kimsesiz kalmasın temalı. İsterseniz bir onu izleyelim. Beraberce izleyicilerimiz de görsünler. Pek çok zemin var. Bu konuda yapılabilecek çok şey var. Beraberce izleyelim. Ardından sohbetimize devam edelim. Hiç kimseleri yok. Ne anaları, ne babaları, ne de başlarını okşayan bir el. Bir tek şeyleri var. Kimsesizlikleri. Daha çocuk yaşta hayatın ağır yükünü omuzlayan yetimler. Bir şefkat evi onların hayatını değiştirebilir. Haydi, bu Ramazan'da bir başlangıç yapalım. Hiç kimse kimsesiz kalmasın. Bu Ramazan ve her zaman. Kimse kimsesiz kalmasın temasıyla Ramazan ayını yaşamaya devam ediyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah bizlere de kimsesizlerin kimsesi olmaya, onlara destek olmaya çalışan insanlar haline getirsin. Burada sevgiden bahsettiniz hocam. Sevgi göstermek belki en tükenmeyecek kaynaklardan bir tanesi. Sonsuz bir kaynağa sahibiz sevgi konusunda. Ve biz bunu da belki israf edebiliyoruz. Ben hemen oyunumuzla bir irtibat kurdum sizle konuşurken. Sadece maddi konulardan israf deyince maddi konularla alakalı şeyler aklımıza geliyor. Ama sevgide de israf var belki. Sözde de israf var. Sözün düşüncede israfı, de belki zamanın israfı. Nedir geniş boyutları hocam? Şimdi aslında israf gerektiğinden fazla harcamak. Yani haddi aşmak diyebiliriz. Yani ihtiyacı olmadan sarf etmek diyebiliriz. Şimdi gerektiğinden fazla harcamak, ihtiyacı olmadan sarf etmek diye değerlendirildiğinde şimdi bakıyorsunuz zaman. Şimdi biz ne yapıyorsunuz diye soran kişiye hiç zamanı öldürüyorum, zaman geçiriyorum. Bu tabir zamanla dalga geçmektir. Biz halbuki vakit nakittir diyen bir kültüre sahibiz. Çok doğru, evet. Şimdi zamanı öldürdüğünüz zaman öbür taraftan Asr suresinde Allah'ın yemin ettiği bir kavrama işaret ediyorsunuz. Zamanı asra yemin olsun ki. Yani o kadar önemli ve değerli. Allah-u Teala zamana yemin ederken sen nasıl öldürebilirsin? Nasıl boş geçirebilirsin? Evet. Hani kişi öldüğünde ilk sual olunacak beş şeyden bahsediyor Efendimiz. Zamanı nerede harcadı? Değil mi? Yani kazandığını ömrünü nerede bitirdin? Ömrünü nasıl harcadın anlamında. Aynı zamanda söz. Yani sözün israfı. Boş söz, malayani söz diye geçiyor yine vahiy kültüründe. Lafla kırdı olarak kullanıyoruz boş sözü. Sözün israfıdır bu da. Sözü eğer kaba saba sarf ederseniz israf edersiniz. Ya da sözü gerektiği yerde kullanmazsanız yine israf edersiniz. Öbür tarafından duygusal israfa. Her şey dikkat buyurursanız gerektiği yerde harcamamakla alakalı. Evet. Sözü yerinde kullanırsanız taş ağrır. Yine sevgiyi, paylaşımı yerinde kullanırsanız. Şimdi her şeyi seviyoruz. İşte bir de hocam özür diliyorum. Yani biz eskiden annelerimiz bize yavrum, bir tanem, canım, evladım diye severdi. Şimdiki annelere bakıyorum. Aşkım, bebeğim, sevgilim diye seviyorum. Nedir bu? Böyle bir sevgi, çocuklara yönelik bir sevgi olamaz. Yani olmamalı. Sevginin yönünü, sevginin kavramını değiştirdik. İşte ben şuna aşığım diyor yani bir sanatçıya. Ya da işte bir giyime, bir giyim tarzına işte ben onu seviyorum. Ancak ondan hoşlanıyorum, zevk alıyorum, haz alıyorum. Sevgiyi gereksiz yerde o kadar harcıyoruz ki ihtiyacı olanlara sunamıyoruz. Sunamıyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Çarçur etme durumu da var. Mesela işte ifade ettiğiniz gibi bir maddi bir şeye, İşte bir ünlüye, bir şeye hemen çok büyük bir sevgi, aşk ifadelerini kullanıyoruz. Sonra hemen ondan bakıp yeni bir tanesi belki, yeni bir eğilim, yeni bir tarz. Çok çabuk tükeniyor, çok şıp sevdilik de var galiba. Tabii seküler dünyanın getirdiği açgözlü insan kavramı tam bu. Tam da tüketim yani, toplumu, onları da tüketiyoruz aslında. Vazgeç, harca, bitir, tüket, tekrar harca, tekrar iste, tekrar arzula. Şimdi bu seküler dünyanın bu haz peşinde koşuşuna manevi kültür bir fren getirmeye çalışıyor. Buna itidal diyoruz. İktisat diyoruz. Mutedil olma diyoruz. Evet. Yani yeni Kur'an'ın ifadesiyle yani diyor ya yani eli sıkı olma. Büsbütün açık da olma. Har vurup harman savurma da. Allah ikisi arasındaki dengede
dengeyi tavsiye ediyor, dengeyi evet. emrediyor bize. Tam da merak ettiğim şey bu hocam. Tüketimle ilgili, israfla ilgili dinimizin ölçüleri nedir? Özellikle Peygamber Efendimiz bu konuda çok büyük bir örnek bize. Neler aktarırsınız onun hayatından? Şimdi Araf suresi 31. ayette zaten tam bir ölçüyü veriyor Cenab-ı Allah. Kulû veşrebû ve lâ tusrifû. İnnehu la yuhibbul musrifin. Yani yiyin, için israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Şimdi o son taraftakinden başlayalım. Allah israf edenleri sevmez. Çok net yani. Başka bir şey daha söylenebilir mi hocam? Evet. Yani sen zaman harcadığın zaman da sevmez. Efendim, sevgiyi harcadığın zaman gereksiz. Yine kazandığın malı, çünkü tükettiğin zaman zannediyorsun ki çok gelirin var ve sen onu tüketiyorsun. Gelir yükseldikçe gelirinde bir pay daha oluşuyor halbuki. Onu bilmiyor yani Ademoğlu. Sen gelirin arttıkça senin gelirinde birine pay sağlıyor Allah-u Teala. Fakirin payı gelişiyor orada. Doğru. Biz bizimdir diye harcamaya devam ettikçe o hızla ilerleyen gelirimiz hemen ne yapıyor? Kur'an'ın ifadesiyle yine le-i şekertüm le-edidennekum. Şükrederseniz arttırırım. Şükretmek sadece benim bu teşekkür ediyorum hamdolsun demek değil. Şükür nimetin cinsinden olur biliyorsunuz ki. Yani neye sahipseniz onu verirseniz şükrü olur. Evet. Onu paylaşırsanız şükrü olur. Şimdi gelir arttıkça paylaşım azalır. Paylaşım azaldıkça elinizdeki nimet de eksilir. Evet. Bu ilahi bir irade, ilahi bir denge ölçüdür. Yine İsra suresi 27. ayet ve 29. ayette bu bağlamda israfın Allah'ın sevmediği ve şeytanın özelliği olduğunu. Saçıp savurmayın diyor Allah-u Teala. Saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Yani hakikaten bu çok sarsıcı bir ifade. Saçıp savurmayın, saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Kime dost olduğumuz, kime eş olduğumuz bu tüketim sektöründe savrulmamızla ortaya dökülüyor. Buna İslami literatürde israfın karşılığına nasıl bir cevap bulabiliriz? Kelimeyle haram. Öyle cevap veriyorum. İsraf haramdır. İsraf yani haramdır. Çok net. Şimdi hocam burada işin içinde nefis de var dedik. İnsan nefsine hakim olamıyor dedik. Programımızın da sonuna yaklaşıyoruz ama hemen ben size danışmak istiyorum bu konuda. Nefsimize nasıl hakim olacağız? Tüketimimizi şimdi, nasıl planlayacağız? Şimdi, nedir bu konudaki tavsiyeniz? Aslında bu konuda ben yani hem Diyanet İşleri'ne hem psikiyatristlere hem toplumumuza eğitim vermemiz gerekiyor. Yani gerçekten bu eğitimsizlik perişan ediyor. Şimdi israf haram tamam. Ama cimrilik helal mi? Değil. O da cimrilik yani. De helal. Eli sıkı yani, olma, sıkı olma yani diyor. Eli gerçekten olma. Cimrilik. Dengeyi bulmak aslında yani belki. Dengeyi bulabilmek gerekiyor. Yani en azından birbirimizi uyarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani tamam. Mesela bir takım hastalıklar var. Mesela alışveriş hastalığı diye bir hastalık var. Bunu sık sık dile getiriyorum ben. Alışveriş hastalığı gerçekten hanımlarda çok gördüğümüz dürtü kontrol bozukluğu diyoruz. Yani aslında bir kendisi, psikolojik bir sorun belki. Psikolojik bir sorun. Kendisini kontrol edememe. Ve elinde bir sürü şey olduğu halde bu şeyler de reklamlar da bu işi ileri derecede artırıyor. Yani gidip hiç gereksiz bir sürü şeyi alıyor. Eğer böyle bir şey varsa mutlaka çevresinin buna dikkat etmesi lazım. Yani alışveriş hastalığı. Veya belirli dönem aralığında alışverişe çok düşse gerçekten ciddi bir hastalığın belirtisi bu. Biz manik depresif hastalık diye bir hastalıktan bahsediyoruz. Manik dönemde ileri derecede israf içinde oluyorlar. Onun dışında gerçekten hocam biraz evvel hızlıca son cümlelerinizi alayım. Mükemmeliyetçi yapıdaki insanlar en iyisini alacağım düşüncesi içindedir. Yani kanaat zenginliği kadar güzel bir zenginlik yoktur. Kanaatkarlık kadar güzel bir durum yoktur. Ama nedir? O titiz yapıdaki insan bu iyi olacak, üzerinde leke olmayacak. Bilmem leke olmasın tamam da. Ama o kadar abartıya da hiç gerek yok. Onun için biraz abartılardan kaçmamız gerekiyor. Birazcık kendimizi frenlememiz gerekiyor. İnsan olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Din bu bakıma çok lazım. Din, ahlak bize çok lazım. Yani en azından haramı, helali çok iyi öğretmemiz lazım. Yani birden fazla bir şeylerin haram olduğunu anlatmamız gerekiyor. Evet. El alem ne der değil, aslında Cenab-ı Allah ne der noktasından belki yaklaşmak çok değil. Çok güzel. Oradan çıkıyor. Evet. El alem ne der ya da medyada reklam kültürüyle oluşturulmak istenen bir
insan prototipi var. Evet. Aslında biz sanıyorum bu Müslüman prototipi neyse evet. ona riayet etmemiz gerekiyor. Kur'an'ın oluşturmaya çalıştığı, evet. sünnetin oluşturmaya çalıştığı az da yetinmek değil, kanaat sahibi olmak. Olmak gerekiyor. Peki hocam. Çok evet. teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Aslında belki konuşulacak çok şey var ama süremiz bu kadar. Bütün bu konuştuklarımızı bir dua ile neticelendirelim isterseniz. Hemen hocamızdan duamızı dinleyerek programımızı sonlandıralım. Efendim yarın yeni bir programla karşınızda olacağız. O zamana dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'ım, verdiğin helal rızık konusunda bizleri kanaat sahibi yap. Ve rızkımızı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bizlere ihsan eyle. Allah'ım, biz aciz kullarına doğru olanı ilham et ve bizleri nefsimizin şerrinden bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm israflardan koru. Allah'ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir. Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ihsan eyle. Allah'ım, gözlerimizi gösterişten ve ikiyüzlülükten muhafaza buyur. Gözlerimizi bakmamaları gereken şeylere bakıp da hıyanet etmekten koru. Amellerimizi ıslah buyur. Niyetlerimizi ihlaslı kıl. Bizlere lütfettiğin bütün şeylerde bereket ihsan eyle. Amin.